Avukat Serkan Bayram, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve bu hayat hikayesi film oldu. Evet. Başrolde Kutsi oynuyor. Kutsi'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Bakıyorum da benziyorsunuz ha. Gözlüğü içeride unuttum ben ama. Gözlüğü taksan. Sayın Medya'cığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sizi biliyorduk ama hikayenizi bilmiyorduk. Evet. Ben bu hikayeyi duyunca sizi teke davet etmek istedim. Size sağ olun, kırmayıp geldiniz. Bir de bir baştan sonra bunu bir anlatsana. Evet. Nasıl oldu bu işler? Çünkü bu garip bir hikaye. Tabii. Fatih Bey, öncelikle bizi programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize iyi seyirler diliyorum. Ben 1974 Kıbrıs Harekatı'nda yaz ayına geliyor malumunuz. Temmuz. Haziran, Temmuz gibi doğuyorum. Tabii doğunca da güzel bir çocuk. 7 aylık doğmuşum. Biraz da tabii bazı olağanüstü özelliklerimizde olan bir çocuk olmuşuz. Yani daha doğumdan başlıyor. Evet. Yani dünyaya çile çekeceğimiz doğumdan belli başlıyor. Belli olarak gelmişsiniz. Tabii bizim bir yıl sonra 75 yılında 1 yaşındayım. Bizim oralar Anadolu, Erzincan, Refah'ı, Uçören köyü. 1800 rakımda bir köy. Bir dağ köyü. Yani. Geçim kaynağımız tarım, hayvancılık ve engebeli arazisi var. Annem de tarla biçmeye gidiyor. Orakla, biliyorsunuz eskiden köylülerimiz orakla biçerdi. Erkekler tırpanla. Annem de tabii ben kundaktayım. Beşiğimle beraber ağacın altına koyuyor. Tarlayı biçiyor. Tarla meyilli. Oradan birisi ateş atmış. Söylenen. Tarla tutuşuyor. Yazın hasat mevsimi. Kuru otlar. Kesinlikle. Tarla tutuşuyor. Beşik tutuşuyor ve sonunda ben tutuşuyorum. Yanıyorum. Ve sadece yüreğim kalıyor. Yüreğim cesur kalmış. Tabii o günün şartlarında... Bütün vücut yanıyor. Yani vücudumun çeşitli yerlerinde var. Ellerinizi kaybetmişsiniz. Tabii ellerim gitti. Yüzümün burası tamamen yamadır. Yani bir 5-6 defa estetik oldum. Buradaki sakallar ekimdir. Buradan aldık, buraya ektik. Çok ilginç anılarım var. Olduğum ameliyatların hiçbirinden de ailemin haberi yoktur. Ankara'ya gidiyordum. Yargıtay'da duruşmam var, uzadı diyordum. Bir hafta kalıyordum. Öyle geliyordum. Yani bunlar sizin mezuniyetten sonra oldu bütün bu ameliyatlar. Tabii. Sonraki yaşlarda oldu. Tabii o dönemin yol iz yok. Peki yanıyorsunuz. Yanıyorum. Tarlanın içi nasıl kurtarılmışsınız işte, sonra? İşte annem babam oradakiler koşuyor. Söndürmeye kalkıyorlar ama yazın hasat mevsimi zaten cayır cayır bir sıcak var. Buğday da çok yangına elverişli bir ürün. Merkep sırtında, affedersin eşek sırtında. Refah'ı ilçesi bize 20-25 kilometre. Eşek sırtında 25 kilometre evet. Taşıyorlarsa o sıcakta yanık var. Aynen öyle. Yok araç yok. Bir şey yok. Yani nerede? Araba yok otomobil şey yok, ambulans yok. Yok, hiçbir şey yok. Oradan 40 gün Refah'ı Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde kalıyorum. Ve 41. gün yaşıyorum. Tabii zor bir süreç aile için, hepimiz için. Ama ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatamazsın tabii. Sonraki, tabii bizler normalde yazları Erzincan'a gidiyoruz. Kışları İstanbul'da. Ben Beşiktaş'ta, Dikiltaş'ta büyüdüm. İlkokulu... Sonra aile İstanbul'da taşındı. Tabii İstanbul'da. Dikiltaş, Mehmetçik İlkokulu'nda okudum. Hiç unutmam, ilkokula kayıt yapacağım. O zaman da 12 Eylül 80 darbesi olmuştu. Sokağa çıkma yasağı var. Sıkı yönetim. Sizin başınızda bir yağmur bulutuyla dolaşıyor gibisiniz böyle. Okula başlarsanız yine darbe oluyor. Hep aynı. Orada amcamın oğlu hatta götürür getirdi okula. Benden şey istediler. Doktor raporu. Okula devam edebilirdi. Başlayabilirdi ilkokulda. Yüzünüz falan o zaman yanık ve... Tabii yanık. Daha fazlaydı. Yani burası kıpkırmızıydı. Benim suratım. Bir de büyüdükçe yanık genişlemiyordu. Ve beni geriyordu. Daha şekil, farklı şekil alıyordu. O yüzden estetik operasyonu geçirdik. Zaruri olarak. Ve Şişli Etvale geldim amcamla. Doktor sordu. Hani akli melekelerimi test etmek açısından. Çevirme nedir? Ben de köylü çocuğum. Dedim ki bizim orada inekleri, kuzuları etrafını çitle çevirirler. İkinci olarak işte babamlar kuzu çevirme yapar. Üçüncü olarak şuna denir, buna denir derken doktor ensemle tuttu, bu süper zeki dedi, bu gitsin okusun dedi. Hiç unutmuyorum o hareketi, gözümün önüne geliyor. O zaman 6 yaşındasınız. Tabii, 80 yılı. Ali Güney hocam vardı rahmetli, darphane bilirsiniz. Onun karşısında oturdu, 3 katlı bina giriş katında. Beşiktaş çarpanı. Beşiktaş, Dikiltaş'ta. O hocam benim üzerimde çok emeği var. Ben solla yazıyorum, bu parmakla okudum, bu parmakla yaşadım, bu parmakla giyiyorum, yiyorum. Bu parmak benim hayatım, 48 senedir taşıyan beni bu.
Bir parmak. Ve hocam beni sola oturtturdu. Sonra düşündüm, niye sol? Hani yandaki arkadaşım koluna çarpayım diye. İnsanlar genelde sağla yazar. Ben sola, o yüzden cam kenarına oturtturdu ve gözünün önüne. Ve bana bir piyes yaptı, organize etti. Birinci sınıfta tiyatro. Orada hocam, Nasrettin Hoca rolünde bana başrol görevini verdi. Sarığım, sakalım. Bu rolü oynarken veliler geldi, izliyor. Sonraları ben anladım ki niye ben? Hocama bir daha gözümde çok büyüdü. Sakal takıp arayı saklama gibi. Toplumla yüzleştirme, özgürlük, yani özgüven. Yani niye? Başka arkadaşlarım da yapabilirdi. Ama beni öne çıkarması, özgüven yaşa, toplumla bunu yaşayacaksan, böyle yaşayacaksan buna alış. Alır. Benim gözümde çok yüceldi o hocam o zaman. Sonraları anladım. Bu ilkokul 1'de oluyor. İlkokul 1'de. Tabii çok. Sonra ortaokulu, Esentep Ortaokulu'nda okudum Şahin Nedim'de. Barbaros Bulvarı'nda yürümeyi çok severdim. Beşiktaş Mıstık Sineması'nda filme giderdik. BKM oldu şimdi. Orada Sabancı'nın, Sahi Çiftçi'nin karşısında bir yeri vardı. Kültür Merkezi, Lego oynardık falan. İşte orada Yıldız Parkı'nda çok güzel bir cami vardı ve önünde çeşmesi. Yani oraları gidip ziyaret etmek, çocuklarımızın anıları çok güzel geçti benim. Fulya Stadı o zaman daha topraktı. Sonra da Beşiktaş'a verildi falan. Çok güzel anılarımız oldu. Tabii ortaokulu bitirdim ama liseli yıllara kadar elim cebimde dolaştım. Peki mesela çocuk vandalizmi vardı, böyle engelli çocuklara yönelik, özürlü çocuklara yönelik. Bu ona maruz kaldınız mı? Yok, şöyle, ben toplumun baskısından yoruldum. Çok özgüveni yüksek bir çocuktum. Beni en çok yoran bakışlardan ve sorulardan çok yoruldum. Ve liseli yıllara kadar elim cebimde dolaştım. İki elim cebimde. O bakışlar ve sorular neydi? Neydi? Şimdi otobüse biniyordum. Ben hayatta otobüste, biliyorsun eskiden İETT otobüsleri koltukları karşılıklıdır. Hiçbir zaman oraya oturamadım. Niye? Karşımdaki bakıyordu, rahatsız oluyordum. Ben hep tek koltuklara otururdum. Mesela camiye gittiğimde namaz kılacağım zaman hep kolonların yanında kıldım. Yani en azından bir taraf kolonum dönsün. Çünkü bakışlardan rahatsız oldum. Ve sorulardan rahatsız oldum. İşte her gün bu soru beni boğdu. Nasıl oldu diye mi sordun? Evet. Ne oldu? Neden? Niçin? Şimdi ben de sordum, kusura bakma. Aynen. İşte bunu ona açıklıyorum işte. Ama bunu niye? Şimdi bir defa açıklayacağız. Bu filmi bütün Türkiye öğrenecek. Hiç kimse daha sormayacak. Tamam. Şimdi... O zaman şunu sorabilir miyim? Özür dilerim. bu bedensel engellilere böyle sorular sormak doğru değil. Doğru. Ona geleceğim. Evet, evet. Çünkü belki çaktırmıyor ama iş dünyasında travma yaşıyor. Evet. Neden derseniz, benim akranlarım var, arkadaşlarım var. Bir konuyu konuşuyoruz. Beşiktaş'ta büyüdüm ama iyi bir Fenerbahçeliydim. Fenerbahçe Kongresi'yim. Maç konuşuyoruz. İşte çocukluk şeyleri, top oynuyoruz falan. Benim akranlarımın yanında bana o şekilde soru sormak beni rencide ediyordu. Ve ben konuyu değiştirmeye kalkardım hep. Yani o psikoloji oluşmuştu. Sonra buraya yoruldum. Sorma diye bir tişört yaptırayım dedim. Veya bir kağıda yazayım. Çünkü yoruldum. Yani artık bir yol ayrımına getiriyorlardı beni. Mahalle baskısı. Ya dünyamı değişecektim ya mücadele edecektim. Yani intihar etmeyi düşünüyorum. Yani dünyamı değişecektim. Çünkü takat yok. Çünkü ben sosyal bir adamım. Devam toplumda yaşayan bir adamım. Beni yordu. Yani... küçük yaşlarda bu işin zaten sıkıntısı 20'li yaşlara kadar. İşte, eşte, bu işte dediğim sosyal ortamlarda onun en büyük etkisi olur. Sen üniversite hayatı, meslek hayatı bunu aşıyorsun. O yüzden 20'li yaşlara kadar ergenlik dönemi çok önemli. 10'lu yaşlar. Tabii. Sonra dedim ki Serkan, git yurt dışına. En azından yabancı dil bilmiyorsun. Ne söylediklerini anlamazsın. Sorudan cevap vermezsin. Yani bunu denedim. Fransa vize başvurusuna bulundum. Kimsenin haberi yok. Gidecektim. Yaş kaç bu arada? Yaş işte 18-19'lar filan. Lise bitmişti yani. Reddettiler, evet, reddettiler. Sonra dedim Serkan, tek yolum kaldı. Ben bu işe mücadele edeceğim. Bütün Türkiye beni tanısın. Bir defa sorsun, bir defa öğrensin, bir daha sormasın. Bu filmi o yüzden mi yaptınız? Tabii. Benim sebebi bu. Ama asıl sebebi bu değil. Bu, çünkü artık onunla uğraşmışım ben. Bu süreç bizi tabii... belli bir geçiş süreçleri, ergenlikte döneminde olan bir konu. Mesela 20'li yaşlar, arkadaşın askere gidiyor. Sen çürüye çıkmışsın. Şimdi arkadaşların yanında izliyordum.
Yani çünkü bir erkek bizim Türk milletinin de askerlik kutsaldır. Olmuyor, bir sürü insan içeriye çıkmak için uğraşıyor. Yok, hocam, ben yok. Ben onu kabul etmedim. Ondan sonra hatta gitmek de istedim. Rapor aldık, gidemedik maalesef. Şimdi arkadaşım biri geliyor, bir abimiz. İşte diyor ki askerliği nerede yaptın milletin içinde? Benim halim ortada ya. Küfür etsenin yeri yani. Onlar yani eziyor. Ondan sonra Allah'a şükür belki askerlik yapmadım ama 8 yıl milletvekillik yapıyorum 2015'ten beri. 8 yılda bu millete askerlik yapmayı başlattığı için Rabbime şükrediyorum.